Ölür müyüm ben burada? Orada kim ne yaptı hiçbir fikrim yok ama bayağı yalan olduk orada. Ben burayı yenebilirim sanıyorum. Kenara sıkıştık kaldık burada. Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Umuyorum keyifler yerindedir. Şurada bir Lucian gördük. Bakalım alabileceğiz mi? Herkes oraya doğru koşturacaktır ama. Ha, alamadık. Ha, almışım. İyi, ben almışım. İyi, gayet güzel bir itemle başlamış olduk. Gayet güzel bir şampiyonla başlamış olduk. Tabii ki muhtemelen satacağım ben burada Lucian. Çünkü Lucian'ın buradan beklentim yok benim. Hani hangi item alırsak alalım. Hani ne iblis yapsak ne buzul yapsak. Buzul biraz mantıklı olur gerçi ama. Bir bakalım ya. Hangi kompozisyon yapacağımızı yine tabii ki oyunun içerisinde karar vereceğiz. Öncelikli olarak bir tane 4 altınlı bir şampiyon gelirse şansımıza erkenden veya 3 altınlı şampiyonlardan güzellerinden bir tanesi gelirse kompozisyonu oraya doğru kurarız. Ama baktık 3 tane kılıç ustası, 3 tane şekil değiştirici, 3 tane soylu şunlarla bunlarla da başlarsak mesela şu anki gibi o zaman da ona göre de bir şeyler yapabiliriz. Bir süre böyle devam edelim bakalım. Şu an bu 4 bizi bayağı bir taşıyacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii seviye 2 yapmamız lazım ama seviye 2 yapamasak bile. Hatta şunu da sayabilirdik. Umuyorum para gelmez ama. Seviye 2 yapabilirsek özellikle çok çok uzun süre taşır bunlar bizi. Bakalım bu konuda ne kadar başarılı olacağız. Aslında can kaybetmek çok da sıkıntı olmaz buralarda. Belki bir tane daha spatula alıp direkt oyuna erkenden hızlı hızlı başlama şansımız da olabilir. Bu ne yapıyordu? Buzul mu yapıyordu? Aynen buzul. Yani ileride düşünürüz onu. Şimdi gayet güzel şampiyonlar var. Şunu kesin alacağız. Şu an burayı bozmak istemiyoruz. Bunu alacağız. Şu dörtlü ileride birbirine yardımcı olabilen kompozisyonları sağlıyor ama. Para çıkarsa alırız artık. Hemen küçük bir duyuru yapayım arkadaşlar. Belki haberi olmayan falan vardır. Instagram sayfamı takip ederseniz eğer hikayelere de ilginiz varsa. Orada her hafta oylama yapıyorum. Ben gelecek hafta hangi şampiyonların hikayesini anlatmamı istersiniz diyerekten. En çok oyalan şampiyonların hikayelerini anlatıyorum bir sonraki hafta. Dediğim gibi eğer hikayelerle ilgiliyseniz ve kanalın gidişatına katkıda bulunmak isterseniz neden olmasın? Beklerim yani. Şöyle yapalım o zaman. Erkenden hızlı bir seviye atlayalım. Yüksek seviye şampiyonların gelme ihtimali artsın bize. Böylelikle daha kolay, daha hızlı karar verebilme şansımız olur. Elimde eğer güzel hani böyle şekil değiştireceği gidebilecek bir şeyim olsaydı veya silah şöyle oradan da yürüyebilirdik ya da bunlarla alakalı bir şeyler gelse adamları alırdık ama şu anda o kadar da gerek yok gibi. Fiora'ya gitmesi gayet güzel oldu. Çok sevindirici oldu. Fiora'nın burada kaybetmesinin pek şansı yok. Hızlı hızlı vuruyor. Her vuruna can çekebiliyor. Ultisini de boşa attı. Yani çok rahat bir galibiyet olacak bu bizim için. Kimi alsak buradan sanıyorum. Graves'i alsak daha mantıklı olur. Graves'i aldık. 4 altın buradan gelecek. 4'ü de buradan harcayıp bir seviye daha atlayabiliriz eğer güzel şeyler gelmezse. Derken geldi ama. Aynen burayı şu anda boş geçmeyeceğiz. Şöyle yapalım. Özellikle soylu bonusu bu adama giderse çok 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 süper olur. Ne yapsak? Versek miyiz? Buraya gitmeyeceğiz değil mi? Gider miyiz? Bu kompozisyona gitmeyiz herhalde. Yok gitmeyiz ya. Verelim bunu. Buradan bir yenilgi almak istemiyorum. 100 canı varmış bu adam. Bizi yener mi? Çok muhtemel görünmüyor. 2 tane ninja koymuş. Saçma bir şekilde. Yani zedin bonusunu kesmiş böylelikle.
Çok tuhaf. Çok 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 tuhaf, tuhaf bir seçim bence. Bir kişi bile kesemedi. 100 canlı takılıyordu. Yani bu hataları yapıyorsa çok da bir şans yok bu oyunda. Bakalım böyle dedik adam birinci olursa ayrı. Şimdi buradan bir tane Graves alacağız. Hiçlik gider miyiz ya? Hiçlik pek gideceğimizi sanmıyorum ama. Soylu bonusunu bozmak zorunda kalacağım burada. Bu turluk en azından böyle olacak. Çünkü tam olarak karar veremedim ne yapacağımı. O yüzden böylesi çok daha mantıklı bir. Karşıda bu sefer iki tane şey var. Yine bizi yenebilecek bir takım yok gibi. Yani biz bayağı yalan ettik zaten. Şu ulti 3-5 kişiye çarparsa sıkıntı olabilir ama zaten öbürü ölecek de. Manasını kırıyoruz. Bu da sorun değil. Onun da manasını kıracağız. Buradan da bir galibiyet aldık. Şimdi buradan bize spatula kalmayacaktır. Ne kalırsa artık ama umarım Negatron pelerini kalmaz. Gerçi o da mantıklı olabilir. Negatron pelerini ile bunu birleştirince iki kişiye vurabiliyoruz en azından. O da Draven gibi şampiyonlarda çok fazla etkili oluyor. Ne kalırsa yani şu an ne kalsa bizi üzmeyecek gibi görünüyor. Bakalım millet seçimini yapmaya başladı. Belki Warwick falan da kalabilir bize. Warwick tam önümde olacak benim. Item'ını isteyen var mı? Warwick'i aldılar. İyi ben aldım bunu. Şimdilik öyle çok fazla istediğim bir item değil ama yani ileride... Abi... Kılıç ustası gideceğiz mecburen. Sırf bu item yüzünden. Bu bayağı üzdü. Ne yapalım? Kılıç ustası yapalım. Sen buraya gel. Bir seviye atlayalım. Kılıç ustası 3 oldu değil mi? Yok, 2 oldu. Üçüncü kılıç ustamız yok mu burada? Şöyle yapalım bari galibiyet serilerini arttıralım. Ya ben orada fark etmedim ya. İki tane Lucian'ım olduğunu unuttum ben. Neyse şu anda karar vermiş olduk en azından arkadaşlar. Kılıç ustası gidiyoruz. Adama resmen tek attık. Adam çıktığı anda öldü. O yüzden bundan sonra kılıç ustası geldiği zaman alacağız. 6 kılıç ustası iyi. 9'u 9'u yaptık zaten 2 video önce. O yüzden 9'a zorlamanın bir anlamı yok. Yanlarına neler alırız? Kılıç ustasının yanına. Jinx almanın pek bir önemi yok sanıyorum bu oyunda. Bu sefer Jinx'lik bir durumda değiliz. Gerçi bu adamı satıp başka kılıç ustaları da yapabiliriz ama. On altın. Kılıç ustası. Kılıç ustası. Yüksek seviye adamlardan böyle fazla vuran kılıç ustası. Jinx'i kılıç ustası yapabiliriz mesela. Aynen kılıç ustası Jinx çok çok yararlı olabilir. 12. Bir sonraki turn bir level atlayalım. Yerine bir tane daha adam koyacağız. Burayı da çok rahat kazanacağız. Şu an takımımız inanılmaz güçlü. Keşke 10 canlık adama ulti atmasaydın Kha'Zix'im olsun. Çok güzel. Şu an durumdan memnunum. Yaptığım hata en azından bizim kompozisyonumuzu belirledi. Bundan sonra daha emin adımlarla yürüyeceğiz o tarafa doğru. Bir seviye atlar mıydık? Burada atlamanın anlamı yok. Şu şeyleri bir geçelim. Kılıç ustası bir tane şunu aldık. Buradan isteyeceğimiz bir şey var mı? Sana artık ihtiyaç yok. Sana ihtiyaç yok. Sen kılıç ustasın. Sana ihtiyacımız olacak. Şunlar şöyle dursun sadece. 18. Sana dediğim gibi ihtiyaç var. Seni istemiyoruz. 20 oldu burası. Seni de satacağız. Seni de satacağız. Seni bir alalım önce de. Şu şöyle olsun. Ya da aman sat ya. 3 kılıç ustası yapıyor böylelikle. Item verirsen ne kadar sevinirim şu anda.
Vereceğim mana item. Kılıç ustası, kılıç ustası düşünüyorum. Kılıç ustası yapıp ön tarafta tank olarak kullanabileceğimiz adamlar var mı bunlarla? Sanıyorum yok ya. Şimdi seni bir aldık buraya. Birini satacağız. Kimi satsak daha şey olur, daha az olur yararı. Sanıyorum kılıç ustasından en iyi ön saf bu. Ben bunu adamı unutmuştum. 18 yapalım mı şurayı? Sen biraz sağda kaldın kanki ama sağlık olsun. Bakalım bu da kılıç ustası gidiyor. 4 kılıç ustası var bu adamda. Tamam güzel. Kılıç ustası olunca bu kompozisyon, bu şey çok iyi oluyor. Şen. Buradan da bir galibiyet aldık. 18. Birini satacağız. Seni satalım. 20 yapalım burayı. Bir seviye daha atlamak ister miyim? Şu anda akıllardaki soru bu. 3 tane soylu için belki bir tane soylu koyabiliriz. Veya şövalyelerden yüksek seviye bulabilirsek koyabiliriz ama aslında seviye atlayıp ondan sonra full refresh yapasım da var. Senin de kasasın var ya. 26, 28, 20, 24, 28. Şu anda atlayamıyoruz seviye. 2 tur daha böyle idare edelim o zaman. Altı kılıç ustası şu andaki hedef. Almayacağımız adamları düşünüyorum. Kılıç ustası olarak bunu düşünüyorum. Çünkü yanına bir tane Jinx alacağız. İleride Fiora'yı satabiliriz. Aa, bu adam zaten kılıç ustası. Ben bunu silahşör diye düşündüm bir an ama aynen. Bu da kılıç ustası. O yüzden double bize şey güzel olacak. Jinx ile beraber. Tamam, Jinx geldiği anda direkt bunu satabiliriz. Güzel hasar yine. Tamam, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şu anda keyfim yerinde. Bu kompozisyon bize garanti ilk 3 arkadaşlar. İlk 4 diyelim ya da. O kadar kesin konuşmayalım. 26. Şöyle yapalım en azından. 3 tane şey olsun. 37-39 seni satacağız. V bize lazım olur mu? Dediğim gibi bir tane bu olacak, bir tane Jinx olacak. O yüzden V sanıyorum çok gereksiz kalır. Bizde çok da yararlı olmaz. Seni de bir ara satacağız. Wade geldi. Wade'in canı 93'müş. Bizi yener mi bu adam? Hala iki tane. Dört tane ninja gidiyor olabilir ama. Orada bir dönersen ne güzel olur. Çok güzel. Alabilme imkanımız var mı? Burada öleceğiz gibi sanki. Aynen öldük sanki. İlk yenilgimizi aldık arkadaşlar burada. Tüh. Tüh. Adam hala iki tane ninja kullanıyor. Dört tane ninja'ya gitmek istiyor olabilir ama gidebilir mi ondan emin değilim. Akali önemli. Akali'yi ona bırakmamak lazım. Ben almayacağım tabii. Bizim için Draven var. Draven kesin kalmaz. Bizim yerimiz neresiydi? Ne item isteriz buraya? Atakla alakalı itemlar çok güzel olabilir. Ölünce doğma falan da olabilir. O yüzden Draven hala burada duruyor. Şu ikisi benim gözümde daha değerli. Ama Akali'de umarım kalmaz ya kimseye. Akali'yi sırf adam almasın diye mi alsak? Abi şuna bak ya. Resmen dalga geçer gibi itemlar geldi. Onun önünde çıkması. Akali tek istediği adam da muhtemelen o adamın. Çünkü dediğim gibi ninja'ya gidiyor. Bir tane şu anda Cannon eksik onda. O da ona gitti. Sana verelim şimdilik burayı. 52. İstediğim bir adam yok. Seviye de atlamayacağım. Seviye atlamanın bana bir yararı yok şu anda. 50 altın. Buradan gelen paralarla artık seviye atacağız. Hatta 8'e kadar zorlayabilirim. Ondan sonra full refresh yapabiliriz. Çok doğru bir karar mıydı derseniz değil. Muhtemelen yenileceğiz ama ne yapalım, en azından buradan para alırız şu anda.
Hatta belki kazana da biliriz de. Çok da muhtemel değil tabi. İyi, çok güzel. Onu da aldık. Süper ötesi. Buradan şimdi bir de gelir alacağız. 1 altın 2 altın falan ama yani çok fazla görünmese de en azından bir bedavadan refresh parası falan olur. Şuradan 2 tane atlayalım. Seni satacağız mı kesin olarak? Senin yerine aslında bir tane pike daha güzel olurdu da. 20. Şen. Şen'i 2 seviye yapabilmek çok güzel olacak. Bir sonraki turda bir adam daha atlayacağız. Oraya kimi koyarız bilmiyorum. Muhtemelen bir Shen daha koyacağız. Bu adam da tehlikeli. Bayağı tehlikeli. Jinx'e de ulaşmak lazım. Jinx kopmak üzere şu anda. Aynen koptu, kopacak. Koptu zaten. Bu zamanlarda artık yenilgi almaya razıyım. Ben razıyım dedim, hani yenilgi alacağız, mecburen alacağız. Çünkü hala refreshlemedik. Hala level atlamadık. 7'de belki birazcık level atlamadan sonra, işte 7'den sonra biraz durulabiliriz. Bekleyebiliriz. Ya da şimdilik bir şöyle yapalım. 4 olsun burası da. Ondan sonra duruma bakarız. Bir Jinx gelse artık ne kadar harika olur. Ha, Jinx diyorum. Aynen. Jinx ya da Draven. Hangisi gelse çok güzel olur. Bakalım. Umuyorum para gelmez buradan. Item düşerse bizi rahatlatır bayağı. Bir. İyi, iki tane item. İyi. Ne yapalım, idare eder ya. Şunu aldık. Biraz refresh yapacağız. İstediğimiz adam. Şimdi şunu da aldık. 4. Bunu istemiyoruz demiştik. Şunları istemiyoruz demiştik. 50 altın değil mi? Şimdi 4 kılıç ustamız var. 3 tane silahşörümüz var. Şuradan hala birazcık gelir alıyoruz. Ne yapsak şu anda? Tam olarak orada karar veremedim. Şimdi kararlarımızı vermemiz lazım. Nelere neler yapacağımızı düşünmek lazım. İki tane silahşör yeter bize. Shen çok güzel. Da Shen'e devam edebiliriz. Belki bir ihtimal 3 yapma şansımız var ona. Sen geldin. Değişmek istediğimiz adam. Paradan tasarruf mu etsek ya? Paradan tasarruf artık etmek daha şey gibi geliyor. Bir seviye daha atlayalım da ondan sonra bakalım. 8'de duracağım zaten. Kimi çekecek? Draven'ı çekti. Şu anda kopuyoruz. Bakalım kesebileceğiz mi millete? Abi adam elektrik vura vura kesti bizi. Neyse, buradan da yenilgiyi aldık. Arka arkaya 4. yenilgi oldu. Bu turda yenilirsek çok sorun olmaz. En azından bir tane daha item alma. Item hangisini alsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum şu anda. 5 tane kılıç ustası var. 6.'yı oyuna sokabiliriz. Soksak mı hatta 6. oyuna? Şöyle mi yapsak? Şimdilik böyle yapmak sanıyorum daha mantıklı. Şunu hatta bir satalım. Aynen, en mantıklısı böyle gibi. Çok güçlüyüz diyemem, hatta bayağı güçsüz çünkü herkes bir seviye şu anda. Yani bütün önemli adamlarımız neredeyse bir seviye.
Ama buradan güzel, çok güzel. Şimdi bir seviye daha atlayacağız. Ondan sonra koyacağımız adamlar kimler olacak orayı düşünmek lazım. Burası tamamen böyle kalacak. Yerleri değişecek sadece. Adamlar değişecek. Bize neler kalır? Biz neredeydik? Şu köşede bir yerdeydik sanki. Kılıç veya şu güzel olabilir. Ama o büyüyecek, birleşecek. Onu aldılar zaten. Spatula var. Sejuani'yi almaya çalışacağım ben. Fark etmiyor gerçi zaten de. En azından neden böyle bir şey yaptım? Bunu Shen'e vermek istiyorum. Shen'in hasar yemediği ne var arkadaşlar? Şey var, büyü hasarı çok fazla yiyor. Normal hasarı durdurabiliyor. O yüzden büyü hasarı da yemeyince çok fazla uzun süre burada sağ olarak kalabilecek. İki tane oldu burası. Bir daha şuradan 32'ye 46 yaptık. Ondan sonra 34'e 46 olacak. 34'e 46 direkt seviye atlayıp ondan sonra refreshleyebiliriz. Shen şu anda bizim için çok önemli bir adam. Fiora'yı değiştireceğiz demiştik. Fiora'nın yerine başka adamlar koyabiliriz. Shen'i neden 3'e uğraştırıyorum? Çünkü iki tane, eğer bir adama item veriyorsanız ben onu 3'e ulaşmaya çalışıyorum. Of, bu adam çok tehlikeli. Tamam, şu anda güzel, en azından düz atak yemiyoruz. Ama bu adam da tehlikeli. Of, bu adam çok tehlikeli ya. İki seviye yapmışsın, kılıç ustası yapmışsın adamı. Bir de item var, insafsız. Soylusun bir de. Çok sıkıntı olacak o adam bize. Bize de Kyle geldi ama Kyle'ı mı kılıç ustası yapsaydık? Ne yapsak? Böyle bir çılgınlık yapıp dönsek mi oradan? İki kere vursa belki insanları şey yapar. Şöyle yaptık da bir dursun bakalım ya şimdilik. Ya da durmasın da. Biz biraz refresh yapalım. İstediğimiz bir adam bunu ister miyiz? Bunu ister miyiz? Bunu ister miyiz? İstemeyiz değil mi? Yok, istemeyiz. Belki Kyle bir kişiye falan ulti atar da bir şeyler yapar. Neyse, büyü hasar çok fazla yemiyoruz. Burayı kazanacağız. Güzel bir şeyler bulmak lazım. 49 altınımız var burada. Fiora. Şu ikisi de gözüme hoş geldi aslında. Ama ne buzulumuz var ne böyle adam gibi bir soylu şeyimiz var. Aslında soylu var ya. Ama dursun bakalım. Şimdilik Jinx'i tutacağım elimde. Oldu da baktık iki tane Kyle falan geldi. O zaman durumu biraz daha değiştirip şeyler yapabiliriz. Kılıcımız var bir tane. Bir tane daha buradan item. Tamam, bu item güzel oldu şu anda. Kyle'a verelim bunu. Daha sonradan değiştiririz. Şunu acaba ön saflara gidip bu adama mı versek bu item'ı? Tamam, çok iyi. Harika. Traven'ı da yükselttik. Başka istediğimiz bir şey var mı buradan? Yok galiba. Bunu ister miyiz ya? Aslında ben bunu bir tane kırmızı item'a falan dönüştürmeyi çok daha fazla isterim. O yüzden bir hata yapmamak lazım. Bence erkenden yardırmanın bir anlamı yok. Yine güçlü adam geldi bize, bakalım. Şu adamı kesme şansımız var mı? Oy, o ultiyi atmasaydın keşke be. Keşke o ultiyi atmasaydın.
Bu adam çok tehlikeli ya. Bu adamın bir şekilde birilerinin öldürmesi lazım. Adam 4 oyundur kazanıyor. Benim karşıma gelmemesi lazım özellikle. Ben çok üzülüyorum o karşıma gelince. Yüksek seviyeye çıkarmak istediğimiz kimler kaldı diye bakıyorum sadece. Buradan kimse lazım değil. Buradan kimse lazım değil. Buradan lazım olan yok. Kyle geldi. Draven'ı 3'e zorlasak mı? Draven'ı 3'e zorlamanın bir anlamı yok. Şu anda üzerinde item da yok. Item'lar gelince muhtemelen ben onları şeye vereceğim. Bizim küçüklüğe vereceğim. Yani Jinx'e vereceğim. O yüzden böyle kalması daha güzel gibi. Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Güzel, çok güzel. Bu Wade ölecek birazdan. 8 canı kaldı. Hatta şu anda ilk 5'teyiz. Aa, o adam ölmüş. Oh, bu çok sevindirdi beni. İnanılmaz sevindirdi bu haber beni. Buradan istediğimiz bir şey yok. Seni zaten yükselttik seviyeye. Ne kadar çok Leona geldi. Draven da geldi. Tamam, en azından bunu şey yaptık. Böyle kalsın bakalım burası. Her turn amacım birazcık daha güçlenmeye çalışmak. Şu anda gayet güzeliz. Bir tane adamımız kaldı yüksek seviye olmayan. Vallahi hiç kompozisyonun bu taraflara gidebileceğini tahmin etmezdim ama. Tamam, çok güzel. Bir kişiyi erkenden öldürdük. Tamam, burayı aldık. Çok rahat aldık. Çok rahat aldık. O adam da ölmek üzere şu anda. Biz item olarak ne almalıyız? Aa, şey almalıyız. Bir tane nedir o? O item yok gerçi ama. Of, bir sürü güzel item var. Bunlardan hangisi bizim işimize yarar? Şu belki bizim işimize yarar ama bizim takım biraz daha hızlıcı. O yüzden bana bu daha mantıklı geliyor şu anda. Bir kişiyi havaya kaldırmak bize zaman tanıyabilir. Ludenlik, Mudenlik sürekli ulti atabilen bir takımımız yok bizim. Yani sürekli ulti atabilen kim var diye düşünüyorum. Hiç kimse yok yani. Belki hani bir ihtimal sen olurdun ama hani Luden de sende güzel olmaz. O yüzden bunu birine verelim. Tank olmasını istediğimiz biri. Sana vermek istemiyorum. Sana versek... Şöyle olsun. Buradan istediğimiz biri var mı? Buradan istediğimiz biri var mı? Buradan istediğimiz biri var mı? Hımmıs hımmıs hımmıs. Buradan istediğimiz biri var mı? Buradan istediğimiz biri var mı? Hadi beşen. Abi Draven'a uğraşsak Draven'ı 3 yapacakmışız. Kimi çekecek bu adam? GP'yi çek kanka. Aynen, bizim şeyle uğraşma. Oy 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 oy. Biz bu adamı keseriz gibime geliyor ama. Aynen, keseriz ya. Nasıl olsa hasar vuramıyor çok fazla. Korkuttu mu derseniz kesinlikle korkuttu. Shen'den bir tane daha. Harika haberler. Yasuo geldi. Tamam. Uzun zamandır beklediğimiz bir diğer haber de buydu. Şimdi kimi atacağız dışarı? Bunu atamayız. Bunu atamayız. Bunu atarız. Niye atamayalım? Hatta seni yok, seni atamayız. Seni şöyle koyalım. Sanıyorum Jinx'i bırakmak üzereyim artık. Aynen, oyunun artık çok şey safhasına geldik. Buradan sonra Jinx artık 3 olmaz, ikisiyle idare edeceğiz. Güzel, bu adam zaten 30 canı olsa 30 canı ölecekti. Şu anda ilk 3'teyiz arkadaşlar. Takımımız güzel. Jinx'i satacağım dediğim gibi. Ya da bu tur bir kalsın da 22-26. Bir tane Shen. O Shen'i 3 yapabilmek inanılmaz bize şey olur ya. Katkısı olacak o. Shen'in gerçekten 3 olması. Hatta oraya Shen 3 olduktan sonra bir tane şey koyabilsek. Çivili zırh koyabilsek o da inanılmaz olurdu. GP'yi satıp item'ını Yasuo'ya falan versek şu ikisini.
item'ın orada durmasının bir anlamı yok. Burada bir ölümsüzlük belki yapabilirdik ama bundan sonra artık diğer şeye de ulaşırsak zırh alacağım yani mecburen. Mecburen değil tabi de. Güzel. Bunu da Jinx'e vereceğiz. Jinx'te bu item çok güzel oluyor. Hata yapmamak lazım. Burada bir şeyler kaçırmamak lazım. GP geliyor. Yok lazım değil. Hala GP geliyor. Lazım değil. Bu da lazım değil. Lazım değil. Lazım değil. GP geliyor. Draven Allah seni kahretmeye. O kadar 20 altın ne harcadım? Ne bir Yasuo geldi, ne Shen geldi, ne Kayle geldi. Çok güzel yere attın skill'i. Efsane. Şunu bir hızlıca kessek tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oy, bu güzel olmadı. Patlat ultinini, harika can çekiyorsun. Bu yüzden işte bu item çok iyi ama zaten bu adam hayal etmiş. 7K vurduk ama. Abi Draven lanet olsun ya. Vay arkadaş. Vay arkadaş ki ne vay arkadaş. Shen geldi. Shen geldi. Mecburen kapatacağız burayı. Yasuo'yu satmak olmaz. Ama bu turda zaten kaybetmeyiz herhalde. Kaybedersek bile hani şeyle kaybetmeyiz. Böyle deli gibi kaybetmeyiz. Diye umut ediyorum ve tahmin ediyorum. Şu adam hala sıkıntılı. Kimi çekecek? Jinx'i mi çekecek? Yasuo'yu mu çekecek? Yasuo'yu çekti. Neyse ki büyük sıkıntı değil. Şu adamın ultisi çok sıkıntı diyecektim. Hayda. Abi şu iki adamın ultisi bayağı yalan etti her şeyi. Neyse Shen geldi yine. Şimdi buradan alabileceğimiz kişi olarak ya Yasuo alacağız, ya Kayle alacağız, ya da bir tane zırh alacağız. Bizim bütün önceliğimiz bu. Öncelik hatta Kayle, olmadı zırh, sonra Yasuo. Çünkü buradaki zırh çok çok daha işlevsel olacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım. Gerçeği geldi bu adamın. Yine güzel yere gitti bizim ulti. Yalan ediyor gibiyiz. Yasuo öldü ama. Bizim Shen de güzel hasar vuruyor. Bakalım. Dediğim gibi şu anda. Yasuo var. Zırh var. Ama Yasuo'nun üzerinde güzel item var. Ama zırh da çok güzel. Ben zırha gideceğim sanıyorum. Şu item çok daha efsane. Yani bu çok çok daha efsane. Yani şu an buradan alacağımız katkı bu Jinx'le beraber inanılmaz olacaktır. Takımı sola doğru mu yatırsak ya? Bu adam kimi çeksin isteriz? Bunu tabii ki sana vereceğim de. Bir Yasuo, bir Kayle. Bir Yasuo, bir Kayle. Şimdi bu yine Yasuo'yu çekecek. Bizim burada bir yardırmamız lazım. Har vurup harman savurmamız lazım adamları. Tamam çok güzel. Şu elemana gidinecektim ki zaten şeymiş bu. Ha, hayal etmiş. Diğer taraftan olmuş ama bir bakalım. Şu 3 canlık adam 40 canlık adamı yenerse ben biraz daha sevinirim gibi. Öldü. İlk 2'deyiz. Yasuo Kayle, Yasuo Kayle. Birini verir misin bana oyuncuğum? Oyuncuğum bana birini verir misin? Yasuo Kayle. Aa bu Draven resmen sinir etti ya. Draven aradığım yüzlerce oyun olmuştur. Draven bulamamışızdır. Bu adamda şey var mı? Yok değil mi?
Şöyle bir yapalım bakalım. Bu adam, of, bütün adam şeylerini yedi ya. Ölür müyüm ben burada? Orada kim ne yaptı hiçbir fikrim yok ama baya yalan olduk orada. Ben burayı yenebilirim sanıyorum. Kenara sıkıştık kaldık burada. Resmen 1v5 yaptı Şen. 1v7 de yapmış olabilir yani. Şövalye bonusu. Bizim şövalyemiz var mı? Şövalyemiz yok. Şövalyeyi kimseye, yani kime verek ya şövalyeyi? Lanet olsun böyle oyuna. Adama gelen item çok daha mantıklı. Biz burada güzel iş yaptık da kim orada kazandırdı o savaşı? Nar kazandırmış olabilir. Şu Kayle çok zorladı bizi ya. Yasuo da güzel olurdu da. Kime versem ki ben bu item'ı? O kadar dandik bir item'sin ki yani. Kılıç ustası deseydin birine verirdik. Belki ne bileyim Kayla verirdik. Bir şey yapardık. Aa, gerçi bu var. Aynen. O zaman Yasuo'ya vermek çok mantıksız olmaz. Değil mi? Sen zaten böylesin. 3 olmuş zaten. Ha, bir de bu vardı. Aynen. Her türlü çok yararlı olmuyormuş. Vay arkadaş, ne gelmedin ne gelmedin. Güya 8 seviyeyi sabahtan beri %5 mi %10 mu ne şansımız var? Ne o geldi ne o geldi. Buradan şanstan manstan bir şeyler yapmak lazım. Çok güzel. Aslında bu adam niye bu kadar birleşik oynuyor? Hiçbir fikrim yok. Yani birleşik oynarsan böyle 75 milyar hasar yersin kanka. Ölme, bir canı kaldı ya, lanet olsun. Şu adamı seviye atlatabilseydik işte. Kazanır mıyız biz bu oyuna? Kitlesek mi? Kitlemeyelim ya, böyle dursun. Ha, bu sefer ayırdı işte takımını. Yani yapması gerekeni yaptı bir bakıma. Bu dursun burada, bakalım kazanabileceğiz. Bir canı var. Zaten baştan beri karşıda Hextech varsa 4 kişiyi yan yana koyamazsın. Koymamalısın. Şu an bizim adam 2 kişiyi ölümsüz yapacak. İnşallah. Bizimki kazanır mı yine burayı? Ne diyorsunuz? Aa, şu olmadı ya. Şu item olmadı. Onu öldürebilseydik bir şekilde kazanabilirdik ama. Aynen şu onun bu sefer de ben 3 canda kaldım. Adam vuruyor beyler. Bakalım, adam öbür tarafa çekmeye çalıştı. Biz buraya çekmeye çalıştık. Şunu hatta şöyle koyalım da belki ulti birileri Yasuo'ya tek başına atmaya çalışır. Bir şeyler yapmaya çalışır. Güzel yere gitti. Bizim kopmamız lazım burada. Oy 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 oy. Abi kesmeniz gereken adam buydu ya. Sabahtan beri vuracaksın mı artık? Hadi bir ihtimal, hadi bir ihtimal. Alır mısın onu? Allah'ım ya Rabbim. Orada Nar her şeyi yalan etti. Attı bizi hepsinin üstüne.
Neyse, ne yapalım arkadaşlar? Neredeyse alırız falan diyordum ama olmadı. Shen bayağı iyi dayandı. Shen iyi oynadı da işte bu şeyin üzerindeki item bizi 2 turn'dür yalan etti. Bu videoluk bu kadar. Biraz daha eğlenceli bir video oldu. Son videoda biraz canım sıkılmıştı ama bu videoda biraz daha eğlendim. Yaptığımız küçük hata, oradaki küçük hata diyelim ya da görmezden gelme. Lucian'ın üzerine kılıç ustası gitmesi bizi tekrardan kılıç ustasına yöneltti. O yüzden 6 kılıç ustası kompozisyonu yaptık. Fena olmadı. Sadece sonlarda belki gelen itemlar falan çok beni tatmin etmedi. Eğer belki Shen'e bir tane şey bulabilseydik. Nedir o? Çivili zırh falan bulabilseydik çok çok daha iyi olabilirdi. Gayet güzel oynadı Shen yani. Eline sağlık Shen'in de. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.